Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde rekora koşuluyor. Başvurular ikinci günde 2 milyona ulaştı. Gündemde elbette merak edilen sorular var. Örneğin ailesiyle kalan bir genç başvuru yapabilecek mi? Ya da taksiler ne zaman başlayacak? Ne zaman teslim edilecek evler? İşte Asrın projesinde bu ve benzeri soruların yanıtlarıyla Haber Saati başlıyor. Başkanımızdan Allah razı olsun bunu çıkarttığı için. Başkan Erdoğan düğmeye bastı. Türkiye'yi konut heyecanı sardı. Konut heyecanı yavrum. Ben şehit annesiyim. Allah Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Ev hayali kuranlar e-devlet sistemini kilitledi. Banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Yoğunluk var tabii ki ama doğal. Doğal. Heyecan var. Heyecan da var. Konuttaki başvuru yoğunluğu ikinci günde de devam etti. Bankaların önünde metreler uzunlukta kuyruklar oluştu. Kaçıncı sıradasın? Vallahi daha bekliyorum, bilmiyorum. Hiç yanmıyor. Heyecanla bekliyorum ama yanmıyor daha. İşte burası Ankara Etim Eskut'taki bir bankanın önü ve manzara işte görüldüğü gibi konut heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Şurada hali görüyorsunuz da talep çok yani. Bankadaki diğer işlemler neredeyse askıya alınmış gibi. Bankaların önünde sadece konut için bekleyenler var. Nereye ne yapacağımızı bilmiyoruz. İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinde en çok merak edilenler. Eve taşıdıktan sonra başlasın. Taksitlerimiz. Yani kira öder gibi kendi evimizi ödeyelim. O zaman daha güzel olur. Gençlerin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi. Ailesiyle yaşayan gençler başvuru yapabilir mi? 18-30 yaş arası gençlerin geliri hane halkından sayılmayacak. Çalışan da, okuyan da başvuru yapabilecek. Şu an herkes için büyük bir umut. Taksitler ne zaman başlayacak? Taksitler sözleşme imzalandıktan sonra teslimattan bir yıl önce başlayacak. Peki taksitler sabit mi kalacak ya da değişecek mi? Her yıl memur maaşı endeksine göre artış yapılacak. Ancak rakam yüksek olursa oran düşürülecek. Kişi memleketinden ev alabilecek mi? Projeye yaşadığı yer farklı olsa da kütüğü memleketinde olanlar başvuru yapabiliyor. Herkes başvuruyor. Çıkıp çıkmayacağını bilemiyoruz. İnşallah biz de ev sahibi oluruz. Projede 2+1 ve 3+1 daire olacak. Peki seçim hakkı olacak mı? Evin yeri seçilebilecek. Ancak 2+1 ya da 3+1 olup olmayacağı kurada belirlenecek. Peki konutta hisse sahibi olanlar ev alabilecek mi? Üzerinde tarla ve arsa olanlar da konut için başvuruda bulunabiliyor. Ancak evi olanlar başvuramayacak. Dairenin borcu bitmeden satışı yapılmıyor. Kiraya vermekse serbest olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.